yaşadıklarımız sanki bir rüya gibi. Beni büyülüyorsun Ela. Bunu yapamayız. Siz benim patronumsunuz. Rüyaymış. Günaydınlar Ela Hanım. Ali Bey ve Nazan Hanım evini satın almak istiyorlar. Ben de sizi arayacaktım. Bakın aramanıza gerek kalmadı. Siz hiç rahatsız olmayın. Biz hemen şöyle bir bakıp... Aman canım, şöyle bir bakmak olur muymuş? Ev alıyoruz herhalde şurada. Ben evi satmaktan vazgeçtim. Vaz mı geçtiniz? Nasıl yani? Mesele paraysa anlaşabiliriz. Yok, yanlış anladınız. Ben... Aman canım, ne kadar nazlandınız siz de. Satın gitsin. Bu kadar parayı bir daha zor görürsünüz. Doktorların durumu malum. Merhaba Levent Bey. Burası hastanenin en güzel yeri. Bilmem. Sanırım. Seni iki kere yemeğe davet ettim. İkisinde de beni reddettin. Neden? Çünkü tahmin etmiştim. Ne kadar kaçarsan kaç, hep bu kadar yakın olacağız. Hatta bazen daha da yakın. Bundan kurtulamazsın. Kaçmak değil de aradaki sınırı görmek desek daha doğru olur sanırım. Ben sınır falan görmüyorum. Demek ki o sadece senin kafanda. Siz benim patronumsunuz. Ve? Ve bu etik olarak çok yanlış. Benim için. Hatta daha çok sizin için. Hatta tüm Türkiye için hayati bir mesele, öyle değil mi? Korkuların için bahaneler üretmekten vazgeç. Ancak o zaman korkularını aşıp mutlu olabilirsin. Ne yapıyorsun burada? Saklanıyorum. Kimden? Ne bileyim. Herkesten galiba. Sen ne yapıyorsun? Nefes alıyorum. Ya... Rüyanda biriyle öpüştüğünü görmek ne anlama gelir? Bence kesinlikle onu istediğin anlamına gelir. Sen bu işten hiç anlamıyorsun. Babaannem olsa bir sürü şey söylerdi şimdi. Babaanneni rüyanı anlatabilsen söylerdi tabii. Gerçi insanın yakışıklı ve karizmatik patronunu rüyasında görmesi çok normal. Kendi rüyalarını bana mal etme. Ben rüya görmem. Sen de rüyalarını doktorundan kaçmak için boşuna çaba harcıyorsun.